Futbolarına da mutlu günler. Transferde genç isimlere ağırlık veren Galatasaray en ciddi yatırımlardan birini Morutan'a yaptı. Daha önce Morutan'la ilgili sizlere yine bu ekranlardan bir inceleme videosu hazırlamıştık. Bugün ise sizlere Morutan'ın Galatasaray'da neler yapabileceğini, artılarını ve eksilerini anlatacağız. Hadi başlayalım. Önce biraz kariyer notları paylaşalım sizinle. Morutan 25 Nisan 1999'da Cluj-Napoca'da dünyaya geldi. Universitate Cluj'un genç futbolcularından biri olarak takımla ilk maçına 16 yaşında çıktı. Ertesi yıl Botoşani'ye transfer oldu. 2018 yazında 1 milyon euro karşılığında Steaua'ya transfer olmadan önce Romanya Ligi'nde 50'den fazla maçta forma giymişti. Steaua Bükreş 2018-2019 sezonunun başında Morutan'la 5 yıllık sözleşme imzalayacağını duyurdu. Sözleşmede bonservis bedelinin 700 bin euro olduğu ve serbest kalma maddesinin bedelinin ise 70 milyon euro olduğu yer aldı. Morutan birkaç orta saha pozisyonunda oynayabiliyor. Botoşani'deki hocası Petrescu tarafından Romanya'nın gelecekteki en iyi 10 numarası olarak görülüyor. Geride kalan sezonda takımıyla çıktığı 36 maçta 8 gol attı, 15'te asist yaptı. Oyuncunun güncel Transfermarkt değeri ise 2.8 milyon euro. 5 yıllık sözleşme imzalanan Morutan her iki kanatta ve 10 numara pozisyonunda görev yapabilen, skora katkı veren bir isim. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de ifade ettiği üzere problem çözen bir rolü var. Rumen gazeteci Roşu gole değerlendirmişti Morutan'ı. O satırlardan biz de bir özet geçelim. Roşu'ya göre Morutan çok yetenekli bir ofansif orta saha oyuncusu. Saha görüşü iyi, adam eksiltme becerisi ise harika. İyi bir oyun aklına ve karaktere sahip. Bazen spektaküler bir hareket yapıyor ama ardından sahadan kayboluyor. Ama bu daha çok yaşla ilgili bir sorun. Üst seviyede oynamaya başladığında bu sorunu aşabilir. Galatasaray'da takıma adapte olması için zaman gerekecek. 3-4 hafta değil, belki de birkaç ay. Onunla ilgili tek soru işareti de bu zaten. Ama Türkiye'de oynayabilecek bir yeteneğe sahip. Çikaldao ve Morutan çok farklı oyuncular. Morutan'ın tekniği ve bireysel yetenekleri çok özel. Çikaldao da top ayağındayken iyi bir oyuncu ama Morutan kadar yetenekli değil. Bükreş'te 4-3-3'te sol kanatta, sağ kanatta ve ortada oynadı. İdeal mevkisi ise 4-2-3-1'de santrofor arkası. Ya da 4-3-3'ün ortası. Ama Galatasaray'daki rolü değişebilir, onu da birazdan anlatacağız. Morutan geniş alanda topa hızlı çıkabilecek bir isim değil. Ancak top hakimiyeti ve kalitesiyle faul alabilir. Çizgiye inebilme, içeriye kat edebilme gibi özellikleri de mevcut. Takım arkadaşlarına bol pozisyon yaratabiliyor. Savunma yetisi ise belli bir düzeyde. Hırçın ve agresif bir savunmacı diyemeyiz. Terim onu sağ önde kullanabilir. Eğer böyle olursa arkasında boyu gibi agresif bir oyuncunun varlığı avantaj. Sağ öndeyken sol ayağıyla yaptığı ters ortaları büyük tehlike yaratabilir. Kerem de aynı şekilde solda ters ayakla oynuyor. Ayrıca Morutan'ın zayıf ayağıyla şahane şutlar çıkarması da büyük bir meleke. 10 numarada oynayabilir ama o bölge için sakinlik ve çevre görüşü henüz gelişmiş değil. Fizik kalitesini daha da artırması sahada teknik kalite potansiyelini artıracaktır. Sahada bazen konsantrasyon kaybı yaşayabiliyor. Uyum sürecinin sancılı geçmesi muhtemel. Az önce de bundan bahsettik zaten. Çikaldao'da da uyum sorunu var ama bu Morutan'da daha uzun sürebilir. Kariyerinde ilk kez Romanya dışında forma giyecek olması da büyük bir handikap. Henüz 22 yaşında olduğu için tecrübe eksikliğinin olması da çok doğal. Galatasaray camiasına ve Türk futboluna hayırlı olsun dileklerimizi iletelim. Videomuz burada sona eriyor. Görüşmek üzere. İzlediğiniz bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca içeriklerimizden haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz.